Birinci soru. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kumaş siyah çizgiler boyunca kesilerek görselde verilen güneşlik elde edilmiştir. Bu güneşlik bir dikdörtgenin üç kenarını çevreleyen yarıçapları 2 metre olan 5 daireden oluşmaktadır. Buna göre bu güneşliği yapmak için kesilen dikdörtgen şeklindeki kumaşın kesilmeden önceki bir yüzünün alanı kaç metrekaredir? Arkadaşlar burada bir yanlışlık var. Şurayı düzeltelim. Yarıyı silelim. Burası çapları olacak. Şimdi bunların çapları 2 metre ise yarı çapları 1 metredir. Bakın şurası 1 metre, burası 1 metre, şurası da 1 metre olacaktır. Dolayısıyla bu dikdörtgenin arkadaşlar kısa kenarını 3 metre olarak bulduk. Şimdi uzun kenarını hesaplayalım. Bakın burası 2, burası 2, burası 2. Şuralar birer metredir. Dolayısıyla uzun kenarı da 8 metre çıktı. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıyla bulunuyordu. 3 ile 8'i çarptığımızda 24 metrekare buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. İkinci soru. Tekerleklere basılan hava miktarı havanın lastiğe yaptığı basınçla ifade edilir. Aşağıda Gökhan Bey'in aracındaki tekerleğe bastığı farklı hava basınçlarıyla tekerleğin yarıçapı arasındaki ilişki gösterilmiştir. Tekerleğin hava kaçırdığını düşünen Gökhan Bey aracının tekerine 38 bar basıncına eşit hava basarak tamirciye gitmiş ve tamirci de lastiğin hava basıncını 30 bar olarak ölçtürmüştür. Gökhan Bey tekerleğine hava bastıktan sonra tamirciye gidene kadar 3,7 kilometre yol aldığına göre tekerleği bu yol boyunca kaç tam tur atmış olabilir? Birinci tekerleğin çevresini hesaplayalım. Formülümüz 2 çarpı pi çarpı r'dir. Şimdi pi'yi 3 alacağız arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 64. 6 ile 64'ü çarptığımızda 384 santimetre buluruz. İkinci tekerleğin çevresini bulalım. Aynı formülden 2 çarpı pi çarpı r'den. 2 çarpı 3 çarpı 60. Bu sefer 6 çarpı 60, 360 santimetre bulduk. Bu araç 3,7 kilometre yol almış. Şimdi bunu metreye çevirelim önce. 1 kilometre 1000 metre yapar. 3,7'yi 1000 ile çarptığımızda 3700 buluruz. Bunu da santimetreye çevirdiğimizde arkadaşlar 100 ile çarparız. Dolayısıyla 370 bin santimetre bulduk. Bulacağımız değer 384 ile 360 arasında bir değer olmalıdır. Yani 370 olabilir. 370'in de arkadaşlar 370 bin olabilmesi için 1000 ile çarpılması gerekir ki 370 bin olsun. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soru. Aşağıda dışına taşmayacak şekilde en fazla 2,4 litre su alabilen ve eş bölmelere ayrılmış bir kabın tamamen dolu olduğu durumdaki hali gösterilmiştir. Bu kapta bulunan su ile özdeş 6 bardak su taşırılmadan tamamen doldurulduktan sonra kapta kalan su miktarı aşağıda gösterilmiştir. Buna göre su doldurulan bu bardaklardan birinin dışına su taşırmadan alabileceği su miktarı kaç mililitreye eşittir? Şimdi arkadaşlar buradaki şekle baktığımızda bakın burası 5 bölmeye ayrılmış. Tamamı 2,4 litreymiş. 2,4'ü biz 5'e böldüğümüzde şunlardan bir tanesinin bakın hacmini bulabiliriz. Bu işlemi yaparken arkadaşlar 10 ile çarptığımızda burası 24 olur. Burası da 50 olur. Buraya bir sıfır, buraya bir sıfır, bir virgül atarız. 240'ın içerisinde 50 4 keredir. 4 kere 50 200. Sonra çıkardığımızda 40 olur. Bir sıfır yazdığımızda 400. 400'ün içerisinde de 50 8 keredir. 8 kere 50 400. Çıkardığımızda 0 buluruz. Bakın şu bölmelerden bir tanesinin hacmini 0,48 litre olarak bulmuş olduk. Şimdi bunların 3 tanesi arkadaşlar bakın 3 bölme 6 tane bardağa doldurulmuş. Bu 0,48'i biz çarparak 3 bölmelik kısmı bulalım. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 4 12. 2 de elde 14. Bakın 1,44 oldu. Bu su miktarı 6 eş bardağa doldurulmuş. Bu bardakların alabileceği su miktarı kaç mililitreye eşittir diye sorulmuş. 1,44 litreyi biz mililitreye çevirelim. 1 litre 1000 mililitredir. O zaman bunu 1000 ile çarptığımızda 1440 mililitre yapar. Şimdi bunu da arkadaşlar 6'ya bölersek 1 bardağın alabileceği su kapasitesini bulmuş oluruz. 1440 bölü 6. Şimdi 14'ün içerisinde 6 2 keredir. 2 kere 6 12. Çıkardığımızda 24 olur. 24'ün içerisinde 6 4 keredir. 6 kere 4 24. Evet şu sıfırı da buraya koyarsak 240 mililitre bulduk. Doğru cevap B şıkkıdır.
Dördüncü soru. Bir peynir fabrikasında bir günde üretilen farklı tür peynirler ebatları eşit küp şeklindeki tenekelere koyularak aşağıdaki gibi gruplar halinde depolanmıştır. Ertesi gün fabrikada tuzsuz peynir üretilmemiştir. Diğer peynirlerden ise depolanan farklı türden peynir tenekelerinin sayıları birbirine eşit olacak kadar üretilmiştir. Üretilen peynirlerin koyulduğu tekneler bir önceki gün depolanan teknelerin üzerine dizilerek 5 tane dikdörtgenler prizması biçiminde yapı oluşturulmuştur. Buna göre hangi türden peynir tenekeleriyle oluşturulan yapıların yükseklikleri birbirine eşit olmuştur? Şimdi ertesi gün tuzsuz peynir üretilmemiş. Mevcut olan tuzsuz peynir tenekelerinin hacmini hesaplayalım. Şimdi yükseklik 2 birim. Bakın burası 4 birim. Burası da arkadaşlar 6 birim. Dolayısıyla 2 çarpı 4 çarpı 6 48 tane teneke yapar. Şimdi lor peynirlere bakalım. Burası 2 birim, burası 4 birim, burası da 4 birim. O zaman 2 çarpı 4 çarpı 4'ten bu 32 yapar. Şimdi hepsinin eşit olması gerekiyordu. O halde 48'den 32 çıkardığımızda lor peynirlerden 16 teneke üretilecek demektir. Şimdi 16 tane ise arkadaşlar bakın bir katta 4 çarpı 4 16. O zaman buradan bir kat olması gerekiyor bakın. Geçelim otlu peynire. Otlu peynirlerin şu haldeki sayılarına bakalım. Burası 2, burası 4. 2 kere 4 8. 2 tane de arka arkaya var bakın. 2 çarpı 4 çarpı 2. Bu da 16'dır. Şimdi 48'den 16'yı çıkardığımızda 32 buluruz. Şimdi bunun da 32 tane eklenmesi gerekiyor. Bir sırada arkadaşlar 8 tane var. O halde bundan 4 sıra olması gerekiyor. Şimdi burası 6 sıra yapar bakın. Burası 3 sıra yapar. Bu 2 sıraydı. Geçelim tam yağlı peynirlere. Tam yağlı peynirlerin sayısını hesaplayalım. Burası 2, burası 3, burası da 4. O zaman 2 çarpı 3 çarpı 4 24 tanedir. 48'den 24'ü çıkardığımızda 24 olur. Şimdi bir sırada arkadaşlar 12 tane. O zaman buraya 2 sıra peynir dizilecek demektir. Toplam 4 sıra oldu. Şimdi yağsız peynirlere bakalım. Yağsız peynirlerin sayısı 3 çarpı 3 çarpı 4 36'dır. 48'den 36'yı çıkardığımızda 12 olur. 12 de arkadaşlar bakın bir sırada 12 tane olduğu için bu da bir sıra dizilecek demektir. Bunun yüksekliği de 4 olur. Şimdi buna göre hangi türden peynir tenekeleriyle oluşulan yapıların yükseklikleri birbirine eşit diye sorulmuş. Yağsız tenekeler 4 sıra oldu. Tam yağlı peynirler de 4 sıra oldu. Birbirine eşit çıktı. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Beşinci soru. Bir çemberin çevre uzunluğunu bulmak için pi sayısı ile çap uzunluğu çarpılır. Yüzükler iç çaplarının uzunluklarına göre numaralandırılmaktadır. Yüzük almak isteyen bir kişi parmağının çevre ölçüsünü hesaplayarak hesapladığı bu değere karşılık gelen yüzük numarasını belirleyebilir. Aşağıdaki tabloda bir yüzüğün milimetre cinsinden iç çap uzunlukları ile bu çap uzunluklarının karşılık geldiği yüzük numaraları gösterilmiştir. Eşine doğum gününde yüzük hediye etmek isteyen Mehmet Bey, eşinin yüzük parmağının etrafına bir ip sararak bu ipin iki ucunu birleştirdiği yerlerinden işaretlemiş ve işaretlenen yerler arasındaki uzaklığı 53 milimetre bulmuştur. Mehmet Bey, pi değerini 22 bölü 7 alarak alması gereken yüzüğün iç çapını bulmuş ve tabloda bu değere en yakın olan yüzük iç çapına karşılık gelen ölçü numarasına göre bir yüzük satın almıştır. Buna göre Mehmet Bey'in satın aldığı yüzüğün ölçü numarası kaçtır? Çemberin çapını hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Çevresini biliyoruz, 53 milimetre. Şimdi çemberin çevresi bulunurken pi sayısı ile çarpılarak bulunur. O halde biz 53'ü 22 bölü 7'ye bölmemiz gerekli. Bu işlem içinde arkadaşlar 53 ile 7'yi çarpıp 22'ye böleriz. 7 kere 3 21, 21'in 1'i elde var 2, 7 kere 5 35, 2 de elde 37. 371'i 22'ye böleceğiz. Şimdi 37'nin içerisinde 22 1 keredir. 1 kere 22 22'dir. Çıkardığımızda 15 olur. 1'i indiririz. 151'in içerisinde 22 6 keredir. 6 kere 2 12, 12'nin 2'si elde var 1. 6 kere 2 12, 1 de elde 13. Çıkardığımızda 19 olur. Bir sıfır atarız. Buraya da bir virgül atarız. 190'ın içerisinde 22 8 keredir. 8 kere 2 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8 kere 2 16. 1 de elde 17. Çıkardığımızda 14 olur. Bir sıfır daha atarız. 140'ın içerisinde
22 6 keredir. 6 kere 2 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 6 kere 2 12. Bir de elde 13. Çıkardığımızda 8 buluruz. Bu şekilde devam eder arkadaşlar. Yaklaşık olarak yüzüğün çapını 16,86 milimetre bulduk. Şimdi tabloya baktığımızda bu sayıya en yakın olan sayı 17'dir. 17'nin de arkadaşlar yüzük ölçü numarası 13 olduğu için doğru cevap B şıkkıdır. 6. soru. Mehmet'in evinin bulunduğu ilçede bir ayda tüketilen su faturalandırılırken önce sayaçta metreküp cinsinden okunan son değer ile ilk okunan değerin farkı bulunarak elde edilen sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanır ve tüketilen miktarı belirlenir. Daha sonra belirlenen bu tüketim miktarı ile tabloda verilen ücretlendirme tarifesindeki tüketilen 1 metreküp suyun fiyatıyla çarpılarak tüketim bedeli belirlenir. Mehmet'in bahçesinde kullanılmayan bir musluk arıza yapmış ve 1 aylık fatura dönemine karşılık gelen 30 gün boyunca günde ortalama 40 litre su kaçırmıştır. Musluğun arızalı olduğu bu 1 aylık fatura döneminde su sayacında okunan ilk değer birinci durumda, son değer ise ikinci durumda gösterilmiştir. Buna göre Mehmet'in bahçesindeki bu musluk hiç arıza yapmamış olsaydı bu 1 aylık dönemde ödeyeceği fatura kaç TL daha az olurdu? Mehmet Bey'in ne kadar su tükettiğini bulalım önce arkadaşlar. İkinci durumdaki göstergeden yani 533,719'dan birinci durumdaki göstergeyi çıkaralım. 518,123. Çıkardığımızda 9'dan 3 çıktı 6, 11'den 2 çıktı 9. Burada 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı 5. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıktı 5. Burada 2 kaldı. 2'den 1 çıktı 1. Şimdi 15,596 metreküp su kullanılmış. Bunu en yakın tam sayıya yuvarladığımızda 16 metreküp yapar. Şimdi arkadaşlar normalde 15 metreküpün üzerinde metreküpün birim fiyatı 5 TL'ymiş. O zaman fatura 16 ile 5'i çarptığımızda 80 TL olmuştur. Şimdi bu bozuk musluk arkadaşlar 30 gün boyunca günde ortalama 40 litre su kaçırmış. Bunu hesaplayalım. 30 ile 40'ı çarptığımızda 1200 litre buluruz. Bu da 1,2 metreküp yapar. Şimdi toplam tüketim arkadaşlar 15,596 metreküptü. Bunun 1,2'sini çıkardığımızda geriye şuralara sıfırları yazabiliriz. 6, 9, 3, evet 14,396 metreküp var. Bunu da en yakın tam sayıya yuvarladığımızda 14 metreküp olur. Şimdi bu musluk arızalı olmasaydı arkadaşlar 14 metreküp su tüketilmiş olacaktı. Tabloya baktığımızda 15 metreküpe kadar da 4 liradan çarpılıyordu. O halde 14 ile 4'ü çarptığımızda 56 TL olur. Şimdi 80 TL gelmişti. 56 TL gelmesi gerekiyordu. 24 TL arkadaşlar daha az ödeme yapmış olması gerekiyordu. Doğru cevap A şıkkıdır. 7. soru. Evinde kullandığı sudan tasarruf etmek isteyen Esra Hanım bir internet sitesinde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki bilgileri okumuştur. Esra Hanım evinin banyosunda bulunan ve içindeki suyun günde 4 kez tamamen boşaltılarak kullanıldığı klasik rezervuarın yerine önce eko rezervuar taktırmış, sonra da içerisine 1,5 litrelik dolu su şişesi yerleştirmiştir. Bu banyoya takılan eko rezervuarda depolanan toplam su günde 4 defa tamamen boşaltılarak kullanıldığına göre Esra Hanım'ın bu şekilde bir günde yaptığı su tasarrufu kaç metreküp olmuştur? Klasik rezervuarın kapasitesi 16 desimetreküpmüş. Esra Hanım bu suyu arkadaşlar 4 kez kullanıyormuş. Ne kadarlık su harcanır onu bulalım. 16 ile 4'ü çarptığımızda 64 desimetreküp olarak buluruz. Esra Hanım bunun yerine arkadaşlar eko rezervuar taktırmış. Şimdi bunun kapasitesi 6 desimetreküpmüş. İçine de 1,5 litrelik dolu su şişesi koyarsak, şimdi 1,5 litre 1,5 desimetreküp olur. 6'dan 1,5'ü çıkardığımızda 4,5 desimetreküp buluruz. Şimdi bunu da 4 kez kullanıldığında arkadaşlar 4,5 ile 4'ü çarptığımızda 18 desimetreküp buluruz. Şimdi günlük yapılan tasarrufu hesaplayalım. 64 desimetreküpten 18 desimetreküpü çıkartırsak arkadaşlar 46 desimetreküp yapar. Şimdi bunu da bize metreküp olarak sorulmuş bakın. 1000'e böldüğümüzde 0,046 metreküp olur. Doğru cevap A şıkkıdır.
8. soru. Aşağıda verilen sayı doğrusu üzerindeki B ve C noktalarından geçen A merkezli bir çember çizilmiştir. Bu sayı doğrusu üzerinde bulunan A noktasının bir tam sayıya karşılık geldiği ve sıfır noktasına 2 birim uzaklıkta olduğu bilinmektedir. Bu çemberin çevresinin uzunluğu 24 birime eşit olduğuna göre B ve C noktalarına karşılık gelen tam sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bu A noktası sıfıra 2 birim uzaklıktaymış ya. Şimdi bu nokta arkadaşlar 2 olabilir veyahut da eksi 2 olabilir. Şimdi çemberin çevresi de 24 birimmiş. Çemberin çevresi bulunurken formülümüz 2 pi r formülüyle bulunuyordu. Şimdi bu 24'e eşit. Pi'yi 3 aldığımızda 2 çarpı 3 çarpı r 24 olur. 6 çarpı r 24 ise buradan 24'ü 6'ya böldüğümüzde yarıçapı 4 olarak buluruz. Şimdi eğer A noktası 2 ise arkadaşlar C noktası 2'ye 4 eklediğimizde 6 olmalıdır. B noktası da 2'den 4'ü çıkardığımızda eksi 2 olmalıdır. Eğer A noktası eksi 2 ise bu sefer eksi 2'ye 4'ü eklersek C noktası artı 2 olur. Eksi 2'den 4 tane geri gidersek B noktası da eksi 6 olur. Şimdi bize B ve C noktalarına karşılık gelen tam sayılardan biri aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. Eksi 2, artı 2, artı 6, eksi 6. Bunlardan arkadaşlar bakın A şıkkında eksi 6'yı görmekteyiz. Doğru cevap A şıkkıdır. 9. soru. Bir lokantadaki 20 masanın her birinde en fazla yağ 150 mililitre alabilen yağ şişelerinden bulunmaktadır. Lokanta sahibi bu şişelere her sabah şişelerde eksilen yağ miktarı kadar yağ ilave ederek tüm şişeleri doldurmaktadır. Bu lokantacı masalarda bulunan şişelerden 3 tanesinin 1 bölü 2'lik kısmını, 4 tanesinin 1 bölü 3'lük kısmının ve geriye kalan şişelerin ise tamamen boş olduğunu görmüştür. Buna göre lokantacının şişelerde eksilen yağ miktarlarını tamamlayabilmesi için toplam kaç desimetreküp yağ ihtiyacı vardır? Şimdi bu şişeler 150 mililitreymiş arkadaşlar hacimleri. 3 tanesinin 1 bölü 2'lik kısmı boşmuş. O zaman arkadaşlar bu 150'nin 1 bölü 2'lik kısmı 75 mililitredir. 3 tanesininki ise arkadaşlar 3 ile 75'i çarptığımızda 225 mililitre olur. Sonra 4 tanesinin de 1 bölü 3'lük kısmı boşmuş. Şimdi 150'nin 1 bölü 3'lük kısmı 50 mililitredir. Bu 4 tanesininki ise arkadaşlar 4 ile 50'yi çarptığımızda 200 mililitrelik kısmı boştur. Şimdi 3 tanesini ve 4 tanesini bu şekilde hesapladık. Toplam 7 tane oldu. 20 tane şişe vardı. O zaman geriye 13 tane şişe kaldı. Bu 13 tane şişenin tamamı boşmuş. Bir tanesi 150 mililitre ise 13 tanesi o zaman arkadaşlar 150 ile 13'ü çarparak buluruz. 3 kere 0 0, 3 kere 5 15 elde var 1, 3 kere 1 3, 1 de elde 4. 1 kere 0 0, 1 kere 5 5, 1 kere 1 1 topladığımızda 0 5 9 1. 1950 mililitre bulduk. Şimdi bu bulduğumuz sayıları topladığımızda arkadaşlar toplam yağ miktarını buluruz. 1950, 225 ve 200. Toplam işlemini yapalım. Burası 5 olur, burası 7 olur, burası 3, burası da 2 olur. 2375 mililitre bulduk. Bize kaç desimetre küptür diye sorulmuş. Bunu arkadaşlar litreye çevirelim. 1000'e bölmemiz lazım. 1000'e böldüğümüzde litre olur. 2,375 litre bulduk. Şimdi bu kadar litre de bu kadar desimetre küpe eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla 2,375 desimetre küp. Doğru cevap D şıkkıdır. 10. soru. En fazla 24 mililitre sıvı alabilen özdeş 100 şişeye oda parfümü doldurulacaktır. Her bir şişeye doldurulan oda parfümünün yarısı bir miktar lavanta yağı, bir ölçek vanilya yağı ve 1 bölü 2 ölçek steril sudan, diğer yarısı ise farklı maddelerden oluşmaktadır. Bu oda parfümüne eklenen vanilya yağında kullanılan ölçek 8 mililitreye, steril suda kullanılan ölçeğin ise 6 mililitreye eşit olduğu ve her bir şişeye dışına taşırmadan alabileceği en fazla miktardaki oda parfümünün doldurulduğu bilinmektedir. Buna göre şişelere doldurulan toplam oda parfümünde bulunan lavanta yağı miktarı kaç litredir?
Şimdi şişelerin hacmi 24 mililitreymiş arkadaşlar. 24. Şimdi bunun yarısına bir miktar lavanta yağı, bir ölçek vanilya yağı ve 1 bölü 2 ölçek steril su konmuş. Bunun yarısı 12 litredir. Şimdi burada bir ölçek vanilya yağı varmış. Vanilya yağının bir ölçeği 8 mililitreymiş. O zaman 8 mililitre vanilya yağı var. 1 bölü 2 ölçekte steril su varmış. Steril suyun da ölçeği arkadaşlar 6 mililitreye eşitmiş. 1 bölü 2'si ise 3 mililitre yapar. Evet. Sonra bunların toplamı arkadaşlar 12 mililitre olacak. O zaman 8 ile 3'ü topladığımızda 11 olur. Geriye de arkadaşlar bakın 1 mililitre lavanta yağı kalır. Şimdi bir şişede arkadaşlar 1 mililitre vanilya yağı var. Toplam 100 tane şişe olduğu için dolayısıyla 100 mililitre vanilya yağına ihtiyaç vardır. Bize bu kaç litredir diye sorulmuş. 100 mililitre. Arkadaşlar 1 litre 1000 mililitre olduğu için bunu 1000'e böldüğümüzde 0,1 litre yapacaktır. Doğru cevap D şıkkıdır. 11. soru. Aşağıdaki görselde her birinin uzunluğu 40 santimetre olan ve orta noktalarından birbirine bağlanmış iki çubuktan oluşan bir dönence görülmektedir. Bu dönencedeki çubukların uçlarına sabitlenmiş oyuncaklar dönencede çalan müzikle birlikte dönerek hareket etmektedir. Bu oyuncaklardan her biri müzik bitimine kadar 50 tur döndüğüne göre çubuklarda asılı duran her bir oyuncağın aldığı yol kaç metredir? Dönencenin bir turunu hesaplayalım arkadaşlar. Çubukların tamamının uzunluğu 40 santimetreymiş. O zaman oluşacak olan dairenin yarıçapı 20 santimetredir. Şimdi bunun çevresini bulalım. 2 pi r formülüyle buluyorduk. 2 kere 3 6, 6 kere 20 120 santimetre olarak çemberin çevresini bulmuş oluruz. Bu dönence müzik bitimine kadar 50 tur dönüyormuş. O zaman 120 ile 50'yi çarptığımızda 6000 santimetre olarak buluruz. Her bir oyuncağın aldığı yol 6000 santimetredir. Bunu metreye çevirdiğimizde 100'e bölmemiz gerekir. Çünkü 1 metre 100 santimdir. Dolayısıyla 60 metre olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 12. soru. Japon balıklarının akvaryumlarda sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için her bir Japon balığına düşen su miktarının en az 20 litre olması gerekir. Tamamı su ile dolu olan yukarıdaki akvaryumun içindeki suyun %10'u boşaltılarak akvaryumun içine Japon balıkları koyulacaktır. Buna göre en fazla kaç tane Japon balığı bu akvaryumda sağlıklı bir şekilde yaşayabilir? Önce arkadaşlar bu akvaryumun hacmini hesaplayalım. Prizmanın hacim formülünden en boy ve yükseklik çarpılır. 50 çarpı 30 çarpı 40. Şimdi 5 ile 3'ü çarptığımızda 15 olur. 4 kere 15 60 olur arkadaşlar. Sonra da 3 sıfır eklediğimizde 60.000 santimetre küp olarak buluruz. Bunun %10'u boşaltılmış. Bunun %10'u 6.000 santimetre küptür. Boşaltılırsa arkadaşlar geriye 54.000 santimetre küp su kalır. Şimdi 54.000 santimetre küp arkadaşlar 54 desimetre küpe eşittir. Bu da 54 litre yapar. Bir balığa düşen su miktarı en az 20 litre olması gerekiyormuş. O zaman burada 54 litrenin içerisinde arkadaşlar 54'ün içerisinde 20 2 tane olduğu için en fazla. Dolayısıyla bu akvaryumda 2 tane balık sağlıklı yaşar. Doğru cevap D şıkkıdır. 13. soru. Bir buzdolabının üst rafında bulunan belirli miktardaki buz kütlesi erimeye başlamış ve alt rafında bulunan su biriktirme kabına akmıştır. Aşağıdaki görselde bu buzdolabının üst rafında bulunan buz kütlesinin yarısının erimesiyle su biriktirme kabına akan suyun yüksekliği ile bu kabın ebatlarından bazıları verilmiştir. Bu bilgilere göre bu buzdolabının üst rafında bulunan buz kütlesinin tamamı erirse su biriktirme kabına akan suyun hacmi kaç litreye eşit olur? Şimdi arkadaşlar yarısı eridiğinde oluşacak olan suyun hacmini bulalım. En boy yüksekliğin çarpımıyla buluruz. 10 çarpı 25 çarpı 2. Bu işlemi yaptığımızda arkadaşlar 500 santimetre küp buluruz.
Şimdi bu buzun yarısıymış. Buzun tamamı ise arkadaşlar bunu 2 ile çarptığımızda 1000 santimetre küp olur. 1000 santimetre küpü de desimetre küpe çevirdiğimizde 1 desimetre küp olur. 1 desimetre küp ise arkadaşlar 1 litreye eşittir. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. 14. soru. Aşağıdaki görselde birbirine eş tekerlekleri olan ve demir kızak üzerinde sağa ve sola doğru hareket ettirilerek açılıp kapanabilen sürgülü bir demir kapının açık hali gösterilmiştir. Bu demir kapının tekerleklerinin çapı 10 santimetredir. Buna göre bu demir kapı demir kızak üzerinde sola doğru 480 santimetre hareket ettirildiğinde tekerleklerden biri kaç tur dönmüş olur? Şimdi tekerleklerden birinin çevresini hesaplayalım arkadaşlar. Çevre formülü çapıyı pi ile çarparak buluyorduk. Çapı 10 santimetreymiş. O zaman çevresi 10 çarpı 3, 30 santimetredir. Şimdi gitmesi gereken toplam mesafe 480. 480'i 30'a bölerek kaç tur attığını buluruz. Sıfırlar sadeleşir. 48'in içerisinde 3, 16 keredir. Demek ki arkadaşlar bu tekerleklerden birisi 16 tur atmalıdır. Doğru cevap A şıkkıdır. 15. soru. A ve B noktalarında bulunan madeni paralar döndürülerek C ve D noktalarına getirilmiştir. Aşağıda bu paraların döndürülmeye başlamadan önceki görünümleri ile 50 kuruşluk madeni paranın 10 tam tur döndürüldükten sonra geldiği C noktasındaki görünümü verilmiştir. AC ve BD yollarının uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre 1 liralık madeni paranın döndürüldükten sonra geldiği D noktasındaki görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir? AC yolunu hesaplayabiliriz. 50 kuruşluk olan paranın çevresini hesaplayalım. Çevre formülü pi ile çapının çarpılmasıyla bulunuyordu. 24 ile 3'ü çarptığımızda 72 santimetre buluruz. Şimdi 10 tam tur atıyormuş. O zaman 72 ile de 10'u çarptığımızda 720 santimetre olarak AC yolunun tamamını bulmuş olduk. BD yolunun uzunluğu da arkadaşlar AC yolunun uzunluğuna eşitti. Burası da 720 santimetredir. Şimdi buradaki 1 TL'lik paranın çevresini hesaplayalım. 25 ile 3'ü çarptığımızda 75 buluruz. Şimdi 720'yi arkadaşlar 75'e böldüğümüzde 9 tur atar arkadaşlar. Geriye de 45 kalır bakın. 45 bölü 75. Şimdi 45 ile 75'i sadeleştirdiğimizde her ikisini 15'e böldüğümüzde 9 tam 3 bölü 5 buluruz. Bu para 9 turu attıktan sonra 3 bölü 5 tur daha atacak. 3 bölü 5 demek yarımdan fazla, birden az. Dolayısıyla arkadaşlar görünümü C şıkkındaki gibi olabilir. Doğru cevap C şıkkıdır. 16. soru. Sensörlü musluklarda musluğa elin yaklaştırılmasıyla su otomatik olarak akarken elin uzaklaştırılmasıyla su akışı otomatik olarak durur. Aşağıdaki görselde sensörlü bir musluğun çalışma prensibi gösterilmiştir. Günde 55 litre su tüketen ve tüm muslukları sensörsüz olan bir iş yerindeki muslukların tamamı sökülerek yerine sensörlü musluklardan takılmıştır. Sensörlü musluklardan sensörsüz musluklara oranla günlük %80 su tasarrufu yapıldığına göre bu iş yerindeki su tasarrufu musluklar değiştirildikten kaç gün sonra 1 metreküpten fazla olur? Şimdi günde 55 litre su tüketiliyormuş. Bunun %80'i tasarruf edilirse arkadaşlar 55'in %80'ini hesaplayalım. Şimdi sıfırlar sadeleşir. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 olur. 10'u da 2'ye böldüğümüzde 5 olur. 55'i de 5'e böldüğümüzde 11 olur. 4 ile de 11'i çarptığımızda 44 litre olur arkadaşlar. Bize kaç gün sonra 1 metreküpten fazla olur diye sorulmuş. 1 metreküp arkadaşlar 1000 desimetreküptür. Bu da 1000 litredir. Şimdi günlük 44 litre tasarruf yaparsak 22 gün olsa arkadaşlar 44 ile 22'yi çarpalım. 88, 88 topladığımızda 8, 6, 9, 968 yaptı. Bakın 1000'i geçmedi. O zaman 23 günü hesaplayalım. 44 ile 23'ü çarptığımızda 3 kere 4, 12 elde var. 1, 13 olur burası. Burası 88 oldu. Topladığımızda 2, 1 ve 10. Bakın 1012 oldu. En az arkadaşlar 23 gün geçmesi lazım. Doğru cevap C şıkkıdır.
17. soru. Aşağıda bir binada bulunan dikdörtgenler prizması biçimindeki su deposunun görseli verilmiştir. Su kesintisinden dolayı binada bu su deposundaki su kullanılmaya başlamış ve günlük su tüketimi ortalama 7000 litre olmuştur. Başlangıçta deponun tamamı dolu olduğuna göre ilk kez kaçıncı günün sonunda depodaki suyun yarısından fazlası kullanılmış olur? Önce depodaki suyun hacmini hesaplayalım arkadaşlar. Prizmanın hacmi en boy ve yüksekliğin çarpımıyla bulunuyordu. O zaman 6 çarpı 4 çarpı 2,5. Şimdi 4 ile 2,5'u çarparsak 10 olur. 10'la da 6'yı çarptığımızda 60 metre küp olarak buluruz. Şimdi 60 metre küp arkadaşlar 60 bin desimetre küp yapar. Bu da 60 bin litreye eşittir. Şimdi bu deponun tamamı 60 bin litredir. İlk kez diyor kaçıncı günün sonunda depodaki suyun yarısından fazlası kullanılmış olur diye sorulmuş. Depodaki suyun yarısı 30 bin litredir. Günlük su tüketimi 7 bin litreymiş. Eğer 4 gün kullanılırsa 4 kere 7 28 olur. Yarıyı geçmez. O zaman 5 gün olması lazım. 5 gün kullanılırsa 35 bin olur. Bakın yarıyı geçmiş oldu. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkıdır. 18. soru. Selin kartondan hazırladığı yarıçap uzunlukları santimetre cinsinden farklı birer tam sayı olan daireleri aşağıdaki gibi keserek iki eş parçaya ayırmıştır. Daha sonra ayırdığı bu parçaları 20 santimetre uzunluğundaki eş çubuğa parçalar karşılıklı olacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırarak bir kelebek modeli yapmıştır. Buna göre Selin'in bu kelebek modelini yaparken kullandığı küçük dairenin çevresi en çok kaç santimetredir? Buradaki çubuğun boyu 20 santimetreymiş ve bu dairelerinde arkadaşlar yarıçapları birbirinden farklı birer tam sayıymış. Şimdi mavi olan küçük, pembe olan da büyük. Şimdi 20'nin yarısı 10'dur. Bunlar birbirine eşit olamayacağı için 10'dan daha küçük olacak şuradaki mavinin çapı. Şimdi 9 alamayız arkadaşlar. Çünkü 9 alırsak yarısı 4,5 oluyor. Yarıçapı tam sayı olmuyor. O yüzden mavinin çapını 8 almamız lazım en fazla. 8 alırsak bakın buralar 4'e 4 olacaktır. Dolayısıyla bize küçük olan mavinin çevresi en fazla kaçtır diye sorulmuş. Şimdi çapını 8 bulduk. O zaman çevresi de arkadaşlar 3 ile 8'in çarpımı 24 santimetre olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 19. soru. Elif Kızılay haftasında kan bağışına dikkat çekebilmek için aşağıdaki afişi hazırlayıp sınıf panosuna asmıştır. Bu afişteki bilgilere göre normal bir insanın kalbi 1000 üniteye eşit olan kan miktarını kaç saatte pompalar? Şimdi afişe baktığımızda arkadaşlar 1 ünite kan 450 mililitreymiş. Bize 1000 üniteye eşit olan kan sorulmuş. O zaman bunu 1000 ile çarptığımızda 450 bin mililitre kan kaç saatte pompalanır onu bulacağız. Şimdi normal bir insanın kalbi dakikada 5 litre kan pompalıyormuş. Şimdi bu 450 bin mililitreyi litreye çevirirsek 450 litre yapar. Şimdi 1 dakikada 5 litre kan pompalanıyorsa arkadaşlar 450'yi 5'e böldüğümüzde 90 dakika buluruz. 90 dakikada arkadaşlar saate çevirdiğimizde 1 saat 60 dakika olduğu için 1,5 saat yapar. Doğru cevap C şıkkıdır. 20. soru. Yarıçap uzunlukları 1, 2 ve 3 cm olan yukarıdaki düğmelerden eşit sayıda alınıyor. Bu düğmeler aşağıdaki gibi aralarında boşluk bırakılmadan 150 cm uzunluğundaki bir kumaşa dikilmiştir. Buna göre kumaşa dikilen düğme sayısı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar bunlar dikkat ettiğimizde bakın şu şekilde üçlü gruplar halinde dizilmiş. Şimdi bu gruplardan bir tanesinin uzunluğu ne kadardır onu bulalım. Şimdi bu mavilerin uzunluğu 2 cm, ortadakinin uzunluğu 4, yeşilin uzunluğu ise 6. Bunları topladığımızda 12 cm olur. Şimdi bunlar arkadaşlar bu şekilde dizilmiş. 150 cm. Şimdi 12'nin arkadaşlar 12 katı 144 cm yapar. Bu düğmelerden eşit sayıda kullanılacağı için arkadaşlar üçerli gruplar halinde kullanmamız gereklidir. Dolayısıyla her grupta 3 tane olduğu için 12 grup yapacağız. 12 ile de 3'ü çarptığımızda 36 düğme buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. 21. soru. Aşağıdaki görselde kare şeklindeki bir bölgeye yapılmış olan dikdörtgenler prizması şeklindeki yetişkin ve
Çocuk havuzlarının üstten görünümleri ile derinlikleri verilmiştir. Bu havuzların dışında kalan kısımlar bir kenar uzunluğu 50 cm'ye eşit olan kare şeklindeki mavi fayanslarla kaplanarak dışına taşmadan tamamen su ile doldurulmuştur. Buna göre havuzlar doldurulan toplam su miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Havuzların kenarlarına bakalım arkadaşlar. Şimdi büyük havuzun kısa kenarına baktığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane fayanstan oluşuyor. Şimdi fayansların bir kenarı 50 santimetreymiş arkadaşlar. 50 ile 12'yi çarptığımızda 600 santimetre buluruz. Bu 60 desimetreye eşittir. Şimdi bu büyük havuzun arkadaşlar uzun kenarını hesaplayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 fayanstan oluşmakta. Bu sefer 50 ile 24'ü çarpalım. Bu işlemin sonucu da 1200 santimetre olur. Bunu da desimetreye çevirdiğimizde 120 desimetre yapar. Derinlik ise arkadaşlar 150 santimetreymiş. Bunu da desimetreye çevirdiğimizde 15 desimetre olur. Şimdi büyük havuzun hacmini hesaplayalım. 60'ı, 15'i ve 120'yi çarpalım. 6 ile 15'i çarptığımızda 90 olur. 90 ile de 12'yi çarptığımızda arkadaşlar 1080 olur. Şu iki sıfır da eklediğimizde bu havuzun hacmi 108.000 desimetre küp olur. Bu da 108.000 litreye eşittir. Şimdi küçük havuzun hacmini hesaplayalım. Bunun kısa kenarında arkadaşlar 4 fayans var. O zaman 50 çarpı 4 200 santimetre olur. Bunu desimetreye çevirirsek 20 desimetre olur. Uzun kenarında ise 8 fayans var. 50 ile 8'i çarptığımızda 400 santimetre olur. Bunu da desimetreye çevirdiğimizde 40 desimetre yapar. Derinliği ise 50 santimetreymiş. Bunu desimetreye çevirdiğimizde 5 desimetre olur. Küçük havuzun hacmini hesaplayalım. 5 çarpı 20 çarpı 40. 5 ile 20'yi çarptığımızda 100 olur. 100 ile de 40'ı çarptığımızda 4000 desimetre küp olur. Bu da 4000 litreye eşittir. Şimdi havuzların toplam hacmini hesaplayalım. Büyük olan 108.000 litre. Küçük olan da 4000 litre. Bunların toplamı arkadaşlar 112.000 litre yapar. Havuzlardaki toplam su miktarı litre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi 112.000'den daha fazla olacak. Çünkü şuralarda bakın çıkıntılar var. Fayanslar düşendiği için. Dolayısıyla 112.000'den büyük en küçük olan sayı 120 olduğu için doğru cevap C şıkkıdır. 22. soru. Asya yarıçap uzunlukları verilen 4 farklı nesnenin çevre uzunluklarını bir ip kullanarak cetvel yardımı ile ölçüp sonuçları aşağıdaki gibi yazmıştır. Daha sonra yaptığı her ölçüm için bulduğu çevre uzunluğunu ölçüm yaptığı nesnenin çapına bölerek 4 farklı sonuç bulmuştur. Asya'nın yapmış olduğu ölçümlere göre elde ettiği sonuçlardan hangisi pi sayısına en yakındır? Çemberin çevre formülü 2 pi r'ydi arkadaşlar. Birinci ölçümde 2 çarpı pi çarpı 1 eşittir 6,28. Şimdi 6,28'i 2'ye bölersek 3,14 buluruz. Bakın birinci ölçümde çıkan sonuç bu. İkinci ölçüme bakalım. 2 çarpı pi çarpı r. R 2'ymiş bu sefer. 13,6'ya eşitmiş. Şimdi 2 kere 2 4. O zaman arkadaşlar 13,6'yı 4'e bölersek 3,4 buluruz. Üçüncü ölçüme bakalım arkadaşlar. Çevre uzunluğu 15 santimetreymiş. 2 çarpı pi çarpı r ise 2,5 eşittir 15. 2 ile 2,5'u çarptığımızda 5 olur. 15'i de 5'e böldüğümüzde pi'yi 3 buluruz. Dördüncü ölçüme bakalım. Gene 2 çarpı pi çarpı r 1'miş eşittir 6,4. Şimdi 2 pi eşittir 6,4 ise 6,4'ü 2'ye böldüğümüzde pi'yi 3,2 buluruz. Şimdi bulduğumuz bu pi'lerden hangisi diyor pi sayısına en yakındır? Pi sayısı yaklaşık 3,14 olduğu için arkadaşlar birinci ölçüm daha yakındır. Doğru cevap A şıkkıdır.